Arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir Barcelona kariyerinin bölümündeyiz. Bu büyük ihtimalle son bölüm olacak. Bugün bol bol uzun bir video olacak sizlerle beraber. Uzun bir aradan sonra tekrardan Barcelona kariyeri çekiyorum. Ben de dahil olmak üzere. Yaklaşık bir hafta olmuştur en kötü. Evet, en son şöyle baktığımızda Kupa'da Real Madrid elenmişiz. Şampiyonlar Ligi'nde çıkmış mıyız? Evet, Paris Saint-Germain'le eşleşmişiz. Lige bakalım bakalım ligde neler yapmışız en son. Ligde çok güzel bir şekilde bir mağlubiyet, 5 beraberlik, 15 de galibiyetli. Birinciyiz, 50 maç, 40 averaj. İstatistiklerde golcü oyuncularımızdan ikisi var. Messi de burada var. Asistlerde de Messi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Çok güzel bir şekilde demek ki ilerliyormuşuz. En son oyuncularımızı da Leverkusen'e satmışız. 116 milyon euromuz olmuş. Hemen kadromuza bir bakalım. Evet. Kanada bir oyuncuya ihtiyacımız var. O zaman bir bakalım bakalım Kanada kimi getirebiliriz. Şöyle. Sol kanada. Hemen bulalım. Hepsi bizim iyi. Hemen hemen birçoğu iyi geleni zaten. Mane. 100 milyon money. Az ama belki kabul eder şansmaz. Leroy Sané 18 ayı da var ki çok iyi olurdu ama. Şöyle 78 göndersek. Aslında yedek de istiyorum. Yedek olarak da bir oyuncu kalsın bana. Yedek oyuncularımız çok da iyi değil. Minson 75 gönderelim. Geniş o kalsın. Oyarzabal yeni gitmiş. Kuman'ı çok sevmiyorum kendisini gerçekten. O yüzden burada da hiç bakmıyorum bile ama Nabre'yi severim. Nabre'yi de 71 gönderelim. Aklıma da başka kimse gelmedi. Yaşta küçültebiliriz. Hemen böyle çok küçülttük. Almadım oyunculardan olursa. Sar. Aynen sar. Onu alamıyoruz. Pulisic. Pulisic fena durmuyor. 60 milyon Pulisic'e gönderdim. Barcelona'dan gerçekte anlaşmak üzere olan bir oyuncusu vardı aklıma geldi. Şimdi hemen bakalım. Pulisic. Bizde pay. Ama yavaşmış. Yavaşmış. Evet. Atletico da kaybetti. En son maçımızı yapmışız büyük ihtimalle. O zaman şimdi nereye ilerleyelim bir bakalım sizlerle beraber. Çıkıntı yok. 81 Nabri 95 102 saniye 136 mane. Pulisic. Leroy Sané çok iyi olurdu ama. 102 çokmuş. 89 yapalım onu. Ama büyük ihtimalle Pulisic ile anlaşacağız. Çünkü Pulisic ideal bir değerde. 70. Onu biz 65 yapalım. Bir de Navri vardı. Navri'ye bakalım. 80. Çok istememiş aslında. 80 çok iyi aslında. 76 yapalım biz onu. Beraber ilerleyelim bakalım. Copa del Rey'de de maçımız var yani İspanya Kupası'nda. Bu maçı oynayalım arkasından. Şampiyonlar Ligi maçlarına geçebiliriz. Oo biz William'la yeniyorduk. Sané 102 istemişler. Vissere 52. KSL 9. Şunu 61'e kapatırsak direkt KSL alacağım. Niye ki Williams?
Eğer Kiesa'yı ucuza kapatırsak çok iyi olur bizim için. İlerledik. Kiesa'dan 73 milyon istemişler ama ben Nabri 76 milyona, Nabri çok iyi olur bizim için. Evet. Serge Gnabry çok iyi bir fiyat aslında 76 milyona. 76 aldık. Bize yaklaşık olarak 85'e mal olsa 25-30 milyon civarında bir paramız kalacak. Çok iyi. Baktığımızda yedek orta sahamız var mı? Var. Kanatımız var. Ne lazım bize? Yedek forvetimiz yok. Yedek bir forvetli bir orta saha iyi gider aslında. O kadar paramız yok. Bu kadar transferimiz. Ha, maça gelmişiz zaten. Maça geçelim diyecektim ama. Yeni transferimizle maçı yetiş oldu bakalım. Sörçün abi ilk maçında neler yapacak? Neler gösterecek bize? O zaman geçelim Girona maçına. Stadio Montelivi stadındayız. Basmandayız Girona. Yeni transferimiz Sörçün abi. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Uzun bir aradan sonra maç yapmış oluyorum Barcelona ile. İlk yarım saatte bir gol sesi çıkmadı. Griezmann ama 35'te 2 tane birden ağlara göndermiş oldu. Messi 45'te 3-0 oldu ilk yarıda. Bir anda 10 dakika içerisinde 3 gol birden geldi. Bakalım devamı gelecek mi? Artık son 10 dakika 80. dakikaya da geçtik. İlk yarıdaki bulduğumuz 3 gol ile maçı 3-0 kazanıyoruz. Güzel bir şekilde, rahat bir şekilde kazandık. İlk maçında da asistini yapmış oldu Serge Gnabry. Gnabry diye okunuyor. Olması lazım. Bakalım Real Madrid falan Sevilla'yı elemişler. Şöyle bakalım rakibimiz kim olacak? İlerleyelim ve rakibimiz Real Valladolid oldu. Enes Ünal'ın şu anki oynadığı takım. Diyelim. Hemen bakalım hangi maçta tekrar sizlerle birlikte olacağız. Çünkü çok maç var önümüzde. Şöyle baktığımda şurada Real Madrid, Atletico, Paris, Atletico, Paris maçlarını oynayacağız. Büyük ihtimalle sizlerle belki bir Real'de oynarız. O zaman şimdi Paris maçına görüşmek üzere. Geçelim Paris maçına. Evet, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçımıza gelmiş bulunmaktayız. Paris ilk maçımız deplasmanda De Jong'da 92 oldu. İlerlerken Marquinhos'da 93 olmuş. Ter Stegen 96 olmuş. Evet, ara transferde bilmiyorum belki fark etmişsinizdir. Ben söyleyeyim. Fellaini takviyesi aldım. Bütçe azdı. Çift yönlü olarak yedek Şampiyonlar Ligi kupasını Barcelona'yla tekrardan alması için nostalji tarzında yedek oldu hem 76'lık. Bir kişi de almıştım. Evet, Greenwood'u aldım. Yedek forvetimiz olsun diye ama o kiralık kendisi. Fatih 71 olmuş. Onun için de başka bir transferim yok. Takımımız bomba gibi hazırlıkta da inanılmaz bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Bakalım karşı takımda transfer var mı diye. Yedeklerde Diaz var. Onun dışında başka transfer yapmamışlar. O zaman geçelim Paris maçına. Evet, maç günü geldi. Bakalım Paris Saint-Germain deplasmanından 3 puanla dönebilecek miyiz? Şey, 3 puan diyorum. Galibiyetle dönebilecek miyiz? Dakika 3 Marquinhos'tan bir sarı kart. Bakalım sessizliği bozan gol olacak mı? Olursa da kim atacak o golü? Derken Poulsen dakika 31'de sessizliği ben bozdum hocam diyor ve
Bizi 1-0 öne geçiyor ilk yarıda. Nabri kötü oynuyor. Onun yerine şöyle Fatih koyduk. Dengun yerine de bir Iniesta'yı koyalım şöyle. Belki bir şeyler katar bize. Draxler dakika 77'de ağları bizim ağlarımıza golü atıyor. Durum 1-1'e geldi. Ama çok da kötü bir skor almadık açıkçası deplasmanda 1-1. Daha iyisi olabilirdi ama. Evet, daha iyisi olabilirdi. Evet. Şimdi ligde önemli bir Atletico Madrid maçı var. Bakalım biz bir skor var mı Şampiyonlar Ligi elemelerinde? Lyon 3-1 yenmiş. Gerçekte de Lyon Juventus'u elemişti. Valencia 4 atmış Dortmund'da. Onun dışında çok da bir sürpriz yok diyelim. Ve geçelim Atletico Madrid maçına. Evet, Atletico Madrid maçına gelmiş bulunmaktayız. Kadroda çok değiştireceğim bir şey var mı diye baktığımda hiçbir şey yok. Sadece şu ikisini bir yerine oynatalım bakalım. Bir şey değişecek mi? Karşı takımda hiç transfer yapmış mı diye bir bakalım. Yedeklerde bir Moreno var. Onun dışında da başka bir transfer göremedim. Zorlu Atletico Madrid maçına geçelim o zaman. Önemli bir maç başladı. Bakalım galibiyet alabilecek miyiz? Derken Niguez dakika 9 1-0 öne geçiyor Atletico Madrid'i. Paulsen dakika 21'de durumu 1-1'e getirdi. Paulsen inanılmaz bir performans sergiliyor ligde. Şampiyonlar Ligi'nde zaten Paris maçında gördünüz. Onun dışında ilk yarıda 1-1'lik bir skor var. Hiç kimseyi değiştirmeden direkt ikinci yarıya geçen o zaman. Ne yapayım bu sefer çıkarmayacağım. Niguez dakika 71. Partiye dakika 83. Sarıkart gördüler. Bir birlik. Beraberlik bitiyor. Yine bir beraberlik. Yine bir bir. Yine zor maç. Griezmann'dan bir asist. Üstün oynadığımız maçı kazanamamışız. Bu bizi biraz canımız sıkıyor ama yapacak bir şey yok. O zaman geçelim bir sonraki Paris Saint-Germain maçına. Evet, bu Paris Saint-Germain maçının ikinci maçına gelmiş bulunmaktayız. Takımımız hazır. O zaman direkt geçelim Paris maçına. İlk maçı 1-1 bitti deplasmanda ama ikinci maça gol yiyerek başladık. 2-0'da oldu. Mbappe artı Sarabia. Bizde de 3 sarı kart var. Serge Gnabry attı golünü. Dakika 36 2-1'e getirdi. Daha en az 2 gol atmamız lazım. Hem de gol yemedi. Kimseyi değiştirmeyeceğim. Umarım 2 gol atarız. Belki atarız ama gol yiyebileceğimizi düşünüyorum. Paris'i elenmememiz lazım. Griezmann 2-2 ama Mbappe bizi finish yaptı mı? Ah! Ay! 90 artı 2 ne yapıyor ama yetişmiyor bu maç. Yetişmiyor. Maalesef eleniyoruz. Kendi sahamızda 3 gol birden gördük. Ufuu. Gol Bursa Atletico'ya eliyor. Yo, Lyon Juventus eliyor. Valencia Dortmund eliyor. Paris de bize eliyor diyelim. Ve şöyle bir sezon sonuna gitmeden maçımız var tabii ki. Daha oynayacağımız birkaç maç var. Bölüm uzun olacak dedim ama yarım saati zor olacak büyük ihtimalle. Valencia maçını belki yaparız, belki yapmayız.
Onun dışında Real Madrid ve Valladolid maçlarını yapıp sezonu bitiririz diye tahmin ediyorum. O zaman şimdi geçelim ya Valencia ya Real Madrid maçına. Hadi bakalım. Evet, Valencia maçıyla da sizlere karşınızdayım. Valencia maçında oynayalım dedim. Video çok kısa olmasın dedim. Sürpriz bir galibiyet aldık. Bunu da bölümün sonunda göreceksiniz. Evet, ilk yarıda sessizliği bozan birisi yok sanırım. İlk yarıyı 0-0 bitiriyoruz. İkinci yarıya geçmeden önce şuraya bir Fatih alalım. Buraya da bir Iniesta alalım. Bakalım bize bir katkısı olacak mı sonradan gelen iki oyuncunun birisi. Çok genç, birisi çok tecrübeli. Griezmann, Antoine Griezmann 66'da durumu 1-0'a getirdi. Bazı sende bir sarı kart görmüş oldu dakika 71'de. Ve Luis Suarez bizden gitmişti Valencia'ya. Buna dikkat etmemiştim. 1-0 kazanıyoruz. Sonra gelenler de güzel oynamış açıkçası. Diyelim ve bir sonraki maçımız yani El Clasico'ya geçelim. Evet, geçelim o zaman. Evet, El Clasico gününe gelmiş bulunmaktayız. Ligde inanılmaz bir çekişme devam ediyor, evet. Bu arada Süle çok önemli bir günde sakatlanmış. Kendisine buradan tebrik ediyorum. Evet. İlerleyelim o zaman El Clasico'ya bakalım. Kimse var mı El Clasico maçında? Karşı takımın bizden Sergio Roberto'su var. Semedo'su var. Onun dışında başka bir transferleri yok. O zaman geçelim maça. Evet. Camp Nou'da El Clasico ilk iki maçta da kazanamamıştık. Bakalım bu maç neler yapacağız. Baldwin 1-0 dakika 10'da bizi öne geçiriyor. Arkasından Modric 13. dakikada, Varane'da 14. dakikada sarı kart görüyor. Baldwin 36'da 2-0. Messi 3-0. Çok iyi, çok iyi. Keşke Şampiyonlar Ligi'nde de elenmeseydik diyorum. O çok kötü oldu. Ama ligde El Clasico maçında 3-0'lık çok net bir üstünlüğümüz var. Nabri sakatlandı. Hemen Fatih'i alalım, Fatih. Ve El Clasico'yu 3-0 kazanıyoruz. Bu çok çok iyi oldu bizim açımızdan. Asist yapan da bu arada laf ettik ama 66'lık stoperimiz Araujo asistini yapmış oldu. Kendisini de buradan tebrik ederim. O zaman son lig maçımıza geçelim mi? Geçelim. Bu arada bolsun görmek göstermemek için böyle ilerliyorum. Yanlış anlaşılmasın. Evet, ligin son maçına geldik. Hemen altımızda da Real Madrid Atletico derbisi mi artık ne oluyor? El Clasico olmuyor diye biliyorum. O zaman geçelim. Ligimizin son maçına geçelim. Karşıda da henüz Sinal var. Bu kadar. Geçelim maça. Ligin son maçında Real Valladolid deplasmanına bakalım nasıl bir skor alacağız. Güzel başladık. Güzel bitirelim ligi diyelim. İlk yarıda 0-0'lık bir sessizlik var. Messi de 5 oynuyor. Messi, al oğlum. Ligin son maçında böyle kapatma. Bir gol atarsın. Bu bölümde değişik bir sürpriz skorlar aldık. Bu da bizim için ilginç oldu. Bir değişik skorda 0-0 Real var öyle. Of. Ama sıkıntı yok. Bakalım puan durumu nasıl? Merak ediyorsanız o zaman geçelim sezon sonuna, yani Haziran 3'üne ya da ilk haftasına. O zaman hadi bakalım.
Evet, sezonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok güzel bir sezon geçti. Şuna bastığım andan itibaren skoru göreceksiniz ve ligde şampiyon olmaya başarıyoruz. Güzel bir şekilde şampiyon olduk. Son ana kadar güzel bir yarıştı gördüğünüz gibi. 70'lerde çok takım var. 79 averaj, 87 puanla ikinci sıradaki Atletico Madrid'e 8 puanlık bir fark attık. Açıkçası gol krallığı da asist krallığına dahi hiç bakmadım. Bakalım nasıl olmuş. Uhu. Olsen 42 maç 40 gol. Çok iyi. Muazzam. Messi 44 maç 24 golle Griezmann'ı geçmiş. Griezmann gerçekten 23 golle başlamıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ben 15 ile başladı kalmış orada. Başka oyuncu maalesef yok. Bizim sattığımız oyunculardan kimse var mı acaba? Bakalım. Bizim sattığımız oyuncuların kimse yok ama asist kralına Messi bir ara çok sağlam asist yapıyordu. Messi 29 asist. 29-24'te golü vardı. Mükemmel bir katkı. Mükemmel. Jorge Navarro'da 10 asiste girmiş. Tagliafico 9 asiste girmiş. Başka da oyuncumuz yok. Bizim sattığımız oyunculardan var mı acaba burada diye bir tekrardan bakalım. Yok. Bizim sattığımız oyunculardan burada da yok. Evet, Şampiyonlar Ligi şampiyon değil, UEFA Avrupa Ligi şampiyona baktığımızda İspanyol maçı, o bizim iki takımımız, iki İspanyol takımımız Sevilla almış kupayı. Şampiyonlar Ligi'ni ise Napoli almış Real Madrid'e karşı. Burada da bizim İspanyol takımımız Real Madrid elenmiş maalesef. Ligin yılın 11'i Inter'den 5 oyuncu, birden defans İtalyan takımına ait. Fabio Gabriel, Sutherland. 62'lik oyuncu. İlginç. Evet, gelelim takımımızın katkısına ama ondan önce başka bir şey geldi aklıma. Skorlarda şöyle bugün. Evet, bugün neyle başladık? Deportivo ile Opa. Kupa maçıyla başladık. Girona arkasından devam ettik. Deportivo Alaves'e 1-0. Getafe ile 0-0. Real Valladolid 2-1. Burada toplam 9, 6, 7, 8 puanlık bir kaybımız var. 87, 8 daha eklersek yaklaşık olarak 95 puan olabilirdik. Daha da fazla hatta. Çünkü Levante'ye kaybettik. Bir 3 puan daha gitti. 98. Arkasından Paris'i yenemedik. Eledik ama yenemedik. Elendik. Atletico'ya 8 attık deplasmanda. Bunu hiç beklemiyordum yani bir anda. Takım bir başladı ilk yarıda zaten 6-0'lık bir üstünlük. Messi 3 gol, 2 asist, bilmem ne bilmem ne. Granada ile son maç berabere 1-1. Valladolid 1-0-0, orada da 4 puan gitti. 98'lik 4 daha 102 puan olabilirdik çok rahat bir şekilde. Başka takımlardan çok gereksiz puanlar kaybettik. Bu bölüm değişik, şok skorlar aldık diyebiliriz açıkçası. Değişik değişik. O da bizim şeyimizi düşürdü. 13 beraberlik gerçekten. O mesela yarı yarıya düşse galibiyet oranımız %75-80 civarında olacaktı. Bir kupa kazandık. O da La Liga oldu. Kupa açısından çok da verimli değildi. Daha iyi bir kariyer bekliyordum açıkçası. Daha iyi bir skorlar bekliyordum. Barcelona'da hayal kırıklığına uğradık. O kadar iyi bir takım kurmamıza rağmen. Takımımızın en değerli oyuncusu da Lionel Messi 32 yaşına rağmen hala liderliğini sürüyor. Der Stegen'de 100 milyon değer olmuş 96 overall. En iyi yüksek reytingde Messi, Der Stegen, Marquinhos 93, Griezmann 93. Wijnaldum 88'de hiç yükselmedi. O kadar. Evet, Messi de gördünüz zaten ama Paulsen 50 gol 2 asist. 8.1 ortalama gayet iyi bir istatistik. Griezmann 53 maç 29 gol 7 asist. Messi 27 gol 34 asist. Yani toplam 50 60 60 71 61 katkı. 61 gole katkı doğrudan 55 maçta, yani her maç bir golden fazla katkı sağlamış oldu. 13 kere de maçına dolmuş. 8.5 ortalama. Net bir şekilde Barcelona kariyerimizin en iyi oyuncusu oldu bu sezon. De Jong 10 gol 5 asist. Bir tık zayıf kaldı o reytingine rağmen, daha iyi bir oyuncu olabilirdi. Reytingi güzel ama katkı olarak bir tık düşük kalmış.
Beklenen, beklediğim skordan. Sonuç Nambri 7 gol 11 asist. O da fena değilmiş aslında. 19 gole katkı hiç fena değil. Devre arasında geldi çünkü kendisi. Wijnaldum 6 gol 2 asist. Çok iyi başladı. Sonra bir anda çok kötü kaldı. Ratingi güzel. Beklenenin altında kaldı bana göre. Çok düşük çünkü stoperden Süle bile daha fazla katkı sağlamış. Yani buradan da görebiliyoruz. Süle'de 6 gol 4 asist. 10 gole katkı. Fatih 1 gol 1 asist. Başka beklerimizden Tagliafico 10 asist. Walker 8 asist. Gayet iyi bunlar ama 15 olabilirdi ikisi de. Marquinhos hiç ne gol ne asist. Hiçbir katkısı yok. Burada 66'da oyuncumuz Araujo ise oynadığı tek maçta ligde 8,5 ortalama olup bir daha asist yapmış oldu. Evet. Bu kariyerimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. SM ben bunu 15'inde çekiyorum yani pazar testi değil salı günü çekiyorum. Soccer Manager'da 18'inde ertelenmiş sebebi ise daha yeni içerikler ürettikleri için pazar testi değil de cuma olması lazım. Yani cuma gününe ertelemişler. Buradan da bunu haber etmiş olayım diyeyim. SM 21 çıkana kadar ki son videomuzda olabilir. Belki bir tane de rebuild gelebilir. Ama kariyer gelmeyecektir diyeyim. O zaman sağda ve solda çıkan iki türlü Bayern Münih ve Wolverhampton rebuildlerimiz var. Gerçekten çok güzel rebuildler. Onları izlemenizi tavsiye ederim. Onları sağ sola koyacağım. Sol üstte oynatma köşesinde de Milan var ve Barcelona diğer bölümlerimizi izleyebilirsiniz diyeyim. Evet, daha fazla Soccer Manager videolarından haberdar olmak isterseniz ve izlemek isterseniz işte anladınız siz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok değişik içerikler gelecek. SM21'de aklımda deli fikirler var. Yani deli dolu. Bir sürü video fakti var aklımda. El özellikle de sezonu simüle etmeye gelirse videoya doyacaksınız. Diyeyim. Kanala abone olun. Bu videoyu da beğendiysen videomu beğenmeyi, like atmayı unutma diyorum. Ve bir sonraki videomuzda büyük ihtimalle SM21 olacaktır diyeyim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.